günler, iyi çalışmalar. Bugün sizlerle Plan ve Bütçe Komisyonu'nun meclis çalışmaları ile ilgili bilgilendirme yapmak. Bu hafta içerisinde özellikle dikkatimizi çeken, önemli gördüğümüz bir konuyu da kamuoyunun bilgisine sunmak istedik. O nedenle basın toplantısı yapmak istedik. Hepinize teşekkür ediyoruz öncelikle. Şöyle bir durum var Sayıştay'ın. 2019 yılı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile ilgili yapmış olduğu, düzenlemiş olduğu raporda 12.378 sanat eserinin müzede olduğu, ancak bunlardan 4.024 tanesinin özellikleriyle, ayırt edici özellikleriyle envantere alınmadığı. Yani evet, bir sanat eseri var, bir tablo var ama özellikleri nedir? Hiçbir şekilde envanterde yok. Bu şekilde envantere alındığı, 4024'ünün özellikleriyle envantere alındığı, 404'ünün de fiilen müzede olmadığı, 404 adedinin fiilen müzede olmadığı, 42 adedinin de 42 sanat eseriyle ilgili, tablo ile ilgili olarak da kayıp, sahte veya çalıntı ibaresinin düşüldüğü raporda belirtiliyor. Aslında bu rapor 2018'den gelen bir rapor. Biz geçen yılda bunu görmüştük, ancak geçen yıl içerisinde gerekenlerin yapılacağını varsaymıştık Sayıştay tarafından veya ilgililer tarafından. Ancak gördüğümüz kadarıyla toplam olarak 446 tane sonuçta kayıp sanat eseri var Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Müzesi'nde. 4024 de sorunlu, yani her an kaybolabilecek sanat eseri söz konusu. 2 yıldır bununla ilgili bir şey yapılmıyor. Sadece basından öğrendiğimiz kadarıyla 2 tane güvenlik görevlisiyle ilgili ihbarda bulunmuş. Bu kadar büyük bir yolsuzluğun, hırsızlığın, çalıntı eserin 2 güvenlik görevlisi tarafından yapılması mümkün değil. Değerli arkadaşlar, müzelerde, sanat müzelerinde özellikle çok önemli 2 konu vardır. Öncelikle sanat eserlerinin tespit edilmesi, sanat eseri niteliğinde olup olmaması müzeye alınan eserlerin. İkincisi de sanat eseri olarak tespit edilen eserlerin envantere ayırt edici özellikleriyle çok detaylı olarak konulabilmesi. Hepiniz filmler izlemişsinizdir sanat eserlerinin müzelerden çalınmasıyla ilgili. Bunlar çok zeka gerektiren, çok ayrıntılı çalışma gerektiren işlerdir ama görüyorsunuz bizim yöneticilerin aymazlığı nedeniyle, beceriksizliği nedeniyle ya da kötü niyetleri nedeniyle böyle bir durum yok. Çok basit bir yolsuzluk, çalma, sahtekarlık işlemi olmuş ve maalesef şu an için bildiğimiz kadarıyla 446 eser kayıp toplamda. 42'si çalıntı olmak üzere. Ama 4024 eser içinde aynı nitelikte sıkıntılar söz konusu olabilir. Bunu kamuoyunun bilgisine sunmak istedik. Bunun dışında eğer bütçe çalışmalarının nasıl gittiğiyle ilgili bilgi vermemiz de gerekirse, biliyorsunuz 21 Eylül'de başladı Sayın Fuat Oktay'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın sunumuyla. Özellikle bu hafta yoğundu çalışmalarımız. Sürekli olarak şunu görüyoruz. Sürekli olarak bakanlıklar yer değiştiriyor. Yani bütçe programında sıkıntılı bir durum söz konusu. Bakanlar başka işlere öncelik veriyorlar maalesef. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, milletin iradesi birinci plana alınmamış görünüyor. Önceliğin halbuki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olması lazım. 2019 yılı ile ilgili bu sene hesap veriyor olmaları lazım. 2021 bütçelerini doğru dürüst anlatabilmeleri lazım. Kamuoyuna duyurabilmeleri lazım. Değerli arkadaşlar, bütçeler çıkmamak üzere, bütçe kanunları çıkmamak üzere meclise getirilmez. Bütçe kanunları halkın bilgisine, kamuoyunun bilgisine sunulmak, halkı bilgilendirmek,
mecliste ne yapıldığını, yürütme erkinin ne yapmak istediğini öğrenmek, yaptığı harcamaların denetlenmesini sağlamak üzere yapılır. Yani bu çalışmalar millet iradesinin net olarak ortaya çıktığı, bütçe hakkının ve dolayısıyla da demokrasinin ne demek olduğunun net olarak ortaya çıktığı, somutlaştığı konulardır, noktalardır. Bu konularda hiç kimsenin tavizi olmamalıdır. Bu konularda taviz verilmesi, bu konularla ilgili olarak bakanların biraz önce söylediğim şekilde öncelikli olarak konuyu görmemeleri, demokrasiyi öncelikli görmemeleri demektir. Halka hesap vermeyi, millet iradesini küçümsemeleri demektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, o millet iradesinin ortaya çıktığı yeri küçümsemeleri demektir. Bu açılardan sıkıntılar söz konusudur maalesef. Biz önümüzdeki günlerde bu tür toplantılarla sizler aracılığıyla da kamuoyunu bilgilendirmeyi hedefliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sorularınız var mı acaba? Şöyle, bu parti içi bir mesele diye görüyorum, konu olarak görüyorum. Onun için burada tartışmak istemem. Ben partiyle ilgili, parti içiyle ilgili konuları burada tartışmak istemem. Yapılan açıklama doğrudur. Sayın İnce kastedilmemiştir. Var mı başka sorumuz arkadaşlar? Çok teşekkür ederiz. Evet.